Türkiye'nin en büyük ikinci büyük şirketi Petrol Ofisi'nin pazarlama direktörü Beril Alakoç'la birlikteyiz bugün kendisiyle. Görüşeceğiz ve iş kadını olmak ne demek, iş kadınlarının yaşadığı sorunlar neler hep birlikte değerlendireceğiz. Merhaba Beril Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Çok iyiyim ben, teşekkürler siz. İyiyim ben de, sağ olun. Çok da iyi görünüyorsunuz. Ben hemen ilk soruma geçeceğim sizi tanımayan için. Biraz tanıtalım istiyorum. Hani eğitiminiz, kariyeriniz nasıl ilerledi? Biraz bahseder misiniz? Tabii, 1974 doğumluyum ben. Ankara'da doğdum. Sonra yaklaşık 10 yaşındaydım. Biz Mersin'e taşındık. Ataş rafinerisinde, hatta babam mobilde çalışıyordu o zaman. O zamandan bir akaryakıtçı şeyi de varmış yani bizim ailede. Annem babam hep bu sektörün içindeydi çocukluğumda. Mersin'den sonra da İstanbul'a taşındık. Oradan da ben üniversite eğitimimi ve master eğitimimi İngiltere'de tamamladım. Ekonomi üzerine eğitimimi tamamladım. Üzerine de master'ımı pazarlama alanında yaptım. Hatta o dönemler pazarlamanın böyle 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. Pazarlama çok daha yeni yeni böyle stratejik önemi fark edilmiş bir daldı. Pazarlamanın üniversitelerde özel olarak master programları falan da çok çok nadir bulunuyordu. Türkiye'de yoktu bile hatta. Ben o yüzden hani pazarlama alanında master yapmak için bir okul seçip İngiltere'de kaldım. Veri tabanı üzerine de tezimi de yazdım. O zamanlar çok heyecan vericiydi. Oradan da döner dönmez hiç ara vermeden Unilever'e girdim. Unilever'de tabii ki o bir pazarlama okulu denir hep. Her öğrencinin hayal ettiği bir yerde girmek için, hala daha da öyle. 19 senede Unilever'de çalıştım. Çok çeşitli pozisyonlarda, işte ev temizlik, kişisel bakım ve gıda kategorilerinde çok çeşitli markalarda çalıştım. Hatta 3 senelik de bir Dubai'de bir yöneticilik pozisyonum var, bölgesel yöneticilik pozisyonum var. Oradan da döndükten sonra Unilever'de yine direktörlük pozisyonlarında bulundum. Ve sonra 2017'nin Aralık ayında Petrol Ofisi'ne enteresan bir geçiş yapmış oldum, enerji sektörüne. Herhalde ailemiz açısından bir öze dönüş oldu. Benim açımdan da çok değişik bir, farklı bir alanda, farklı bir sektörde hem kendi birikimlerimi aktarabileceğim hem de çok çok yeni açılımlarla kendimi geliştirebileceğim bir sektöre geçiş yapmış oldum. Çok güzel. Peki şimdi tabii bilmeyenler olabilir. Hani bir pazarlama direktörü ne yapar? Bunu sormam gerekiyor. Birazcık böyle yaptığınız işleri küçücük, kısacık da olsa tanımlar mısınız? Pazarlama tabii direktörü ne yapar? Valla hep bu dışarıdan şey gibi görülür, çok da bilmeyenler bizi böyle reklam çeken yaratıcı arkadaşlar olarak tanırlar. Çok da yanlış da değil ama bayağı eksik. Biz tabii ki yaratıcıyız ama pazarlamanın temel görevi marka sağlığını ve dolayısıyla şirketin karlı olarak büyümesine giden yolda stratejik adımların şimdiden atılmasını sağlamaktır. Biz bugünleri değil yarınları hep düşünürüz. Yarınlar için bugünden yapılacak stratejik yatırımları konuşur, dizayn ederiz. Bu anlamda şirket içerisinde pazarlama bugün ve yarının arasındaki dengeyi korumada, hani özellikle yönetim seviyesinde bu dengeyi korumada çok önemli bir rol oynar. Marka sağlığı açısından da bunları veriye dayalı olarak ciddi analizler yaparak, business analytics'iz iş analitiklerine özellikle dikkat ederek, müşteri beklentilerini takip ederek, marka sağlığını kuvvetlendirmek için neleri takip etmeliyiz, o takip ettiğimiz yerlerde nerelerde zayıfız, nerelerde kuvvetliyiz, rekabet ne durumda, müşteri beklentileri ne durumda, bunları ve pazar gidişatı ne durumda, trendler ne yönüne doğru ilerliyor. Bu trendler hem sektör trendleri olabilir, hem de iletişim trendleri olabilir. Yani akaryakıt sektörü gelecekte şöyle şöyle olacaktır.
Ama işte hani iletişim sektöründe de mecralar işte televizyondan dijitale kayıyordur. İşte farklı iletişim teknikleri gerektirir vesaire. Bunların hepsini harmanlayıp uzun, orta ve uzun vadeli iletişimler ne denir, projeler dizayn ederler. Ama bugün içinde satışa destek olan mutlaka aktiviteler, promosyonlar vesairelerde onlar zaten her günün işleri. Onlar da yapılıyor tabii ki. Pazarlamanın esas şeyleri bu. Uzun vadeli, dediğim gibi, şirketin büyümesi için gerekli adımları dizayn eden stratejik bir departman diyebiliriz. Bayağı stratejik bir departman yani. Hani saydıklarınıza baktığınız zaman resmen şirketlerin amiral gemisi. Yani neredeyse şirketin. Şirketin bütün departmanlarıyla iletişim içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Yani kendi kendimize ay reklam yaptım, televizyona koydum, hadi artık işim bitti gibi değil. Bütün şirketi aynı strateji çerçevesinde peşinden sürüklemek, her kademede, her bölümde aynı şeylerin konuşuluyor olmasından emin olmak, şirketin motivasyonunu yüksek tutmaktan da sorumluyuz. Yani bir lansman yaptığım zaman ben hiçbir zaman onu sadece son kullanıcıya yapmıyorum. Şirket içerisinde de o lansmanı mesela yaptığım zaman şirket çalışanları her seviyede heyecanlanıp aslında o şirkete de daha bağlanıyorlar. Bu insan kaynaklarıyla mesela çok yakın çalışırız. İşveren markasına özellikle yatırım yapmak için beraber onlarla da çok çalışırız. Dolayısıyla genel olarak hani o pozitif havayı, şirket bağlılığına çok faydamız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel çalışmalar. Peki bu bütün çalışmaların içinde şirketin kadınlara yaklaşımı nasıl? Özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından soruyorum. Şirketinizin bu konudaki felsefesi ve yaklaşımı nedir acaba? Şirketimizin felsefesi aslında hakiki eşitlik diyebilirim. Şimdi bir şunun ayrımını belki herkes için yapmamız lazım. Eşitlikle eşitlik aynılık demek değil. Yani bir kadın bir erkekle aynı değildir ama eşittir. Dolayısıyla bizim şirketimizin bakış açısı da bu. Ama bir yandan da eşitlik derken hani pozitif ayrımcılığın gerekli olduğunu anlıyorum. Şirket olarak da bunu anlıyoruz. Ve gerektiği yerlerde de uygulanabilir ama burada çok ince bir çizgi var. Pozitif ayrımcılıkta gerçekten hak etmeyen biri bir pozisyona getirilirse o kişi için de esasında çok büyük haksızlık. Yani hem oraya normalde hak eden insanın gelememesi hem o pozisyona oturtulan kadının diğerleri tarafından aslında bu kadın hak etmemişti diye bir görüşle karşılaşması herkes için çok büyük haksızlık. O yüzden şirket olarak aslında kadın ve erkek diye hiçbir şeye bakılmıyor. Tamamen performans odaklı. Kim hak ediyorsa bir pozisyona o getiriliyor. Burada şirketin bakış açısı dolayısıyla çok net. Hak eden kişi kadınmış, erkekmiş diye değil, bir birey olarak bakılıyor. Bu hani çok erkekler için pozisyon diye düşünebileceğimiz bir satış pozisyonu, lojistikte bir pozisyon falan hep hani kafalarda bunlar erkek işi olarak dediğimiz pozisyonlarda da bu geçerli. Pazarlama birazcık daha kadınların daha çok göründüğü bir departman. Orada da geçerli. Yani bir pazarlamacının da kadın olacak diye bir şey yok. Erkekler orada da aslında tam tersine birazcık daha erkek profilleri öne çıkarmaya bile çalıştığımız olabiliyor. Burada temel beklenti şirket açısından efendim çocuğu var mıymış, kaç yaşındaymış, acaba çocuk doğurma riski var mıymış, yok muymuş falan gibi öyle bir şeyler kesinlikle yok. Kişinin yetkinliklerine, tecrübesine bakılıyor ve iştahına bakılıyor. İştah derken de hem o pozisyon için isteği tabii ki ama kendine de güveni. İştah bence ikisini de kapsıyor. Dolayısıyla burada bu kriterleri sağlayan her çalışan beklediği pozisyona gelebilir, aday olabilir en azından. Ondan sonra değerlendirme kriterleri de buna göre yapılıyor. Zaten şirketin geçmişine baktığımızda da siz başına çok güzel söylediniz. Yani Türkiye'nin ilk genel müdürü
devlet kurumundaki ilk genel müdürü 1973 yılında Şeyda Odyakmaz bir örnektir Türkiye'ye. Ve onun yanında geçmişte de zaten bir daha farklı genel müdürlerimiz, yönetim kurulunda kadın üyelerimiz de oldu. Şimdi de var. Ben dahil bir arkadaşım daha var hatta kadın olarak yönetim kurulunda bulunuyoruz. Ve orta kademede, yüksek kademede birçok kadın çalışanımız var. Dolayısıyla bu bence biraz kadının kendini nasıl pozisyonladığına, kendine ne kadar güvendiğine, bir işi ne kadar istekli olduğuna, ne kadar içinin hazır olduğuna çok bağlı diye düşünüyorum. Tam da o noktada aslında bir durum var. O da şu, evet kadın belki isteyebiliyor ama onu engelleyen bir sürü de şey olabiliyor. Evet. Açıları, şirketin politikası, bir sürü neden var ve bir de toplum var en başta. Kalıplarla geliyoruz, yetişiyoruz ve iş dünyasına giriyoruz. Bu yüzden de kadınlar maalesef tıpkı toplumun diğer alanlarında olduğu gibi iş dünyasında da engellerle, sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Niye? Cinsiyet eşitliği ülkemizde sağlanmadığı için, bu zihinsel dönüşüm sağlanmadığı için. Evet. Siz bir kadın olarak hangi engellerle, sorunlarla karşılaştınız? Önce bireysel olarak sizin yaşadığınız sorunları ve bunları nasıl aştığınızı öğrenmek istiyorum. Ayrıca da genel olarak gördüğünüz iş dünyasında kadınlar en çok hangi sorunları yaşıyorlar öğrenmek isterim. Tabii, valla ben biraz şanslıyım. Hani majör bir problemle hiç karşılaşmadım. Ama bunun çok çeşitli sebepleri var. Bir kere öncelikle eğitim almış bir kadınım ve eğitimli bir ailenin kız çocuğuyum. Ayrıca hem ailemde de annem de çalışan bir kadındı. Anneannem, babaannem de iş hayatında olan kadınlardı. Dolayısıyla zaten benim normalim buydu. Beklentilerim o yüzden hiçbir zaman böyle yüksek olmadı. Daha doğrusu korku olmadı bende. Hani böyle bir endişeyle büyümedim hiç. O yüzden de kendime güvenim her zaman tamdı. Bu şekilde yetiştirildim. Dolayısıyla altını çizmek istediğim şey tabii ki hani toplumda esas bu sorun var. Çok büyük bir ön yargı var kadınlara karşı. Ve bu ön yargının sebebi de temelde eğitimsizlik. İki, kültürel olarak da kadınla erkeğin arasındaki, işte hep başında dedim ya, aynalıkla eşitlik. Biz aynı değiliz erkeklerle. O yüzden de bu aynalık ve eşitlik birbirine çok karıştırılıyor ve bir kadının neyi becerip beceremeyeceği gibi böyle bir takım ön yargılar oluşuyor. O kadın işi değildir gibi. Kadının işi şudur, daha yumuşak işler yapmalı, sanki hiç strese girmemeli bir kadın, stresle baş edemezmiş gibi bir takım şeyler var, ön yargılar var. Bu ön yargılar en çok bizim ayağımızı yere tutan ve bu ön yargıları oluşturan da bir, yani eğitim tabii, okuldaki eğitim ama anne babanın da çocuklarına yaklaşımındaki eğitim çok önemli. Burada anneler mesela sadece kız çocuklarını güvenli yetiştirmekten değil, aynı zamanda oğlan çocuklarını da eşitlik üzerine mesajlar vererek eğitmeleri bir anne babanın çok önemli ve sadece annenin değil, belki babanın rolü burada daha da önemli. Babanın anneye yaklaşımı, babanın oğlan çocuğu ve kız çocuğuna eşit yaklaşımı gibi şeyler zaten insandaki özgüvenini besleyen konular bunlar. Ve bunlar hep dilimizde de var. Yani o kadar yanlış kelimeler var ki kullandığımız cümlelerde. De bu sadece Türkiye'de de değil, bu global bir sorun. Dolayısıyla buralarda kat edilmesi gereken çok ciddi yerler var, yani yollar var. Buraya da zamanla geleceğimize inanıyorum ama yani hakikaten dediğim gibi, yani bütün dünya kadın erkek üzerine oturmuşken, dünyanın popülasyonunun %50'si kadınken, biz bir bireyin eğitiminde, yetiştirilmesinde anne ve babanın ayrı ayrı rollerinin ne kadar önemli olduğunu konuşurken ve bunu kimse öyle değil diyemiyor, değil mi? Hepimiz kabul ediyoruz. Anne ile babanın bir çocuk üzerinde, bir birey üzerindeki etkisini. Şimdi bir iş yerinde de bu etki var. Yani bunu dolayısıyla bir iş yerinde bir kadının ne faydası olacak? Arkadaşım, bir bireyin yetişmesinde
ne etkisi varsa bir iş yerinin yetişmesinde de gelişmesinde de aynı etkisi var. Farklı düşünme tarzlarımız var erkekler ve kadınların. Dolayısıyla farklı yaklaşımlar, farklı açılardan bir olaya bakış açısı çok çok önemli. Ve mutlak değer katacağız. Peki kadınlar da hiç problem yok mu? Bence kadınlar da tabii ki bu sosyal çevrede, bu kültürde yetişerek onlar da özgüvenlerini kaybetmiş durumdalar. Bir kadın bir işe başvuracağı zaman ay acaba bu kadınlar için olur mu diye düşünmemeli. Düşünme tarzı ben bir kadının şimdi bana ne derler olmamalı. Ben yetkinliklerime bakıyorum. Bir kere kendim buna zaman ayırabileceksem ilk başta ona bir karar vermesi lazım kadının. Hani bir kere çalışmaya hazır mı? Çalışmak derken evinin sosyoekonomik durumu, kendi ihtiyacı, kendini nasıl değerlendirmek istediğiyle ilgili bilinci yüksek mi? Ona karar verdikten sonra bu pozisyona yetkinliklerim, tecrübem yeterli mi deyip yani kadın da erkek de falan diye düşünmeyip başvurabilmeli bir kadın. Daha yani sırf erkeklerin bakış açısı değil, kadınlar da daha çekingen ve ürkek. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Ama günün sonunda ben kendi kariyerimde neyi gördüm? Yani size yalan söyleyemeyeceğim. Tabii ki iş yerlerinde yani böyle bana şöyle bir bakıp da ya bu kadın bu işi kotarır mı bakışları yemedim mi? Yedim tabii ki. Yani bunlar artık doğal diye yani maalesef ama doğal olmaması gerekir ama maalesef yaşanıyor. Toplantılarda sözüm kesilmedi mi? Kesildi. Hani ben bunu valla üstüme kadınım erkeğim diye alınmadım ama kadın olduğum için oldu diye hiç düşünmedim. Dedim ki demek ki yeterince kuvvetli bir şekilde söylemimi yapmamışım. Sonuçta iş sonucudur insana saygıyı getiren. Bir gün sözümü kesen, ertesi gün iş sonuçlarıma baktığı zaman sözümü kesmemesi gerektiğini bir şekilde saygısını kazanarak bunlara son verebildim. Yani bu ben kadınım hay Allah bana da böyle davrandılar gibi bir mentaliteyle çözülebilecek bir konu değil. Sizin işinizde kendinizi kanıtlamanız lazım. Ne zaman işinde kendini kanıtlarsan o bakışlar da düzeliyor. Sizden beklentiler de düzeliyor. Saygı seviyeniz de istediğiniz seviyeye gayet kolay bir şekilde geliyor. Tabii ki asıl olan o bakışlar kendini ispatlamadan o kadın o masada oturuyorsa sözünün kesilmemesi gerektiği yerinde. Hani normali hiçbir şekilde söz kesilmemeli. Yani bir kadın kendini kanıtlamak zorunda kalmamalı sesinin sözünün dinlenebilmesi için. O masada oturuyorsa herkes saygıyı ve sözünün dinlenmesini hak ediyor. Peki çok soruyorum. Doğru. Yani çok özür diliyorum ama mesela şurada zaman içerisinde görüyorum. Bir erkeğin de sözü kesilebiliyor aslında. Yani eğer siz işinizde iyiseniz erkeklerin de sözü kesilebiliyor. Kadınların ama belki birazcık daha ön yargıyla bu zaten yapamaz gibi birazcık daha fazla. Ama bu üzerinden gelinemeyecek bir problem değil ve orada üzerinden gelecek kişi de kadının kendine güveni ve duruşu zaten. O asaletle durduğunuz zaman kimse sizin sözünüzü de kesemiyor. Evet. Tabii o masada oturmak hele bir de yönetim masalarında oturmak kadınlar için zor. İş dünyasındaki hani verileri tam olarak bilememekle birlikte şunu yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki özellikle yönetim kademelerinde yer alan kadın sayıları çok daha az. Bir kadının yönetim kurulunda yer alabilmesi, yönetici pozisyonunda sizin gibi direktör pozisyonunda yer alabilmesi için hangi özelliklere sahip olmalı? Birazcık da böyle hani bu yolda ilerlemek, yönetici olmak isteyen kadınlar için önerilerinizi almak istiyorum. Bunun şöyle bir sebebi var. Özellikle bu soruyu sormamın sebebi yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Bir görev olduğunda, bir pozisyon, açık pozisyon olduğunda oraya erkekler diyelim ki pozisyonun gerektirdiği beş özellikten sadece iki özelliğe bile sahipse hemen o pozisyona talip oluyorlar ve ben o göreve talibim, ben yer almak istiyorum diyorlar. Ama kadınlar bu beş özellikten sadece dört tanesine bile, sadece üç tanesine bile sahip olsalar hayır. Beş özelliğin beşi de bende tam değil. O yüzden o pozisyona hiçbir şekilde talip olmayayım deyip geri çekiliyorlar. Oysa
Onlar da erkekler gibi öne atılmalılar. Hem bunlar... bahsettiğimiz konu aynen oraya geri döndük yani. Kadın evet. Başlamalı zaten. Evet. Bu hepsini birlikte bir değerlendirme olarak sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi merak ediyorum. Bahsettiğiniz konu çok doğru. Daha alt kademelerde ve orta kademelerde kadınların varlığı varken üst seviyelere geldikçe biraz ortadan kaybolduğumuzu görüyoruz. Burada özellikle çocuk doğurduktan sonra çok ciddi kayıplar yaşıyor kadın kariyeri. Yani bunun bir kısmı isteyerek olabilir. Yani kadın kariyerine ara vermek isteyebilir. Çocuğuna kendisi bakmak isteyebilir. Yani ev kadını olmaya karar verebilir. Ki ev kadını olmak da lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben ev kadınlarının çok büyük bir yük kaldırdıklarını, çalışan kadına hiçbir fark olmadıklarını düşünüyorum. Yani ev kadınıyım deyince oh ne güzel işte bütün gün dizi seyrediyor gibi bir algı. Çok son derece yanlış bir algı. Yani bir evi çekip yönetmek, çekip çevirmek, akşam yemeği de, temizliği de, çocukların eğitimi de, her şeyle ilgilenmek gerçekten zor bir iş. Dolayısıyla bunu tercih eden kadınlar var. Bunu doğal karşılıyorum. Üstelik de bu kadar ağır bir iş yapıyorlar ve hiç para kazanmıyorlar. Evet, kazanmıyorlar. Dolayısıyla yani kazanmıyorlar ama kağıt üstünde kazanmıyorlar. Yani çalışmaya başlayan bir kadının zaten mutlak bir yardımcıya ihtiyacı oluyor. Ben bugün bu pozisyonda oturmak için işte yardımcı tutuyorum, işte çocukları okuldan alsın bilmem nereye götürsün diye ekstra servis paraları bilmem neleri veriyorum, temizlikçi tutuyorum, yemeğimi kendim yapamıyorum falan gibi bir sürü esasında ek masraflarım var. Yani bunlar ev kadınlarının aile bütçesine görülmeyen katkısı aslında. Dolayısıyla bunu kesinlikle küçümsememek gerekir. Dolayısıyla bazı kadınların bu yönde tercih kullanmalarını haklı buluyorum. Ama bu dediğim gibi baskı üzerine olmamalıdır. Yani sen doğurdun kadın şimdi otur çocuğuna bak değil, bu kadının tercihi olmalıdır. Tabii ki eşiyle de bir aile oldukları için beraber bir karar vermeleri gerekir. Kariyer yolunda ilerleyecek bir kadının ve yönetim kuruluna falan da çıkmak istiyorsa mutlak ve mutlak eşiyle ve ailesi, eşinden ve ailesinden mutlak destek görmesi gerekir. Burada işte bu eşitlik dediğimiz şey ön plana çıkıyor. Yani eşitlik dediğimiz şey bir kadın, ben kariyerimi takip edeceğim, üst yönetime doğru gitmek istiyorum dediği zaman işte ev bakım işleri, çocukla ilgilenme işleri, eşi yok temizlik işleri falan gibi bir sürü konuda eşiyle eşit seviyede ne denir sorumluluk sahibi olmalıdır. Eşi de aynı şekilde kendisi kadar bu konulara yardımcı olmalıdır. Yani yardım etmek değil eşit sahiplenmelidir demek istiyorum. Yani kadına ben yardım ettim bu değil yani gerçekten sahibi olmalıdır. Ve mutlak yardıma ihtiyacı var. Yani biz hem ev işi yapalım, hem çocuğumuza bakalım, hem yemek pişirelim, hem de bir yandan kariyer peşinde koşalım gibi bir şey hakkaniyetli bir yaklaşım kesinlikle değil kadınlara karşı. Ya yani kadının işi, böyle bir şey kalmadı artık gündemimizde. Yani modern hayat kadınla erkeğin ev hayatını, o düzeni beraber sahiplenmesini gerektiriyor. Diğer yandan eşitlik derken hep kadına verilen haklardan bahsediyoruz ama bazen kadına verilen haklar bizi negatife doğru itiyor. Nedir o? Hep verdiğim bir örnektir. Yani benim işte 5 yaşında bir çocuğum olsun, işte hastalandı, doktora gitmesi gerekiyor. Bir kadının o anda işini bırakıp patronuna gidip ya ben çocuğumu hastaneye götüreceğim demesi son derece normal karşılanır mesela. Hani annedir, gidecektir. Ama bir adam bunu yapmak istediği zaman bir baba, ya sen niye gidiyorsun, eşin gitsin doktora denir. Ve o adam dolayısıyla işinin başında kalır. Kadın ise işini ikinci önem sırasına alır. Şimdi bu durumda üst seviyeye çıktığın zaman bunlar aslında alttan kadına negatif yazar. Çünkü kadının çocuğu önceliklidir, ailesi önceliklidir. Ama bir babanın, bir erkeğin işi her zaman önceliklidir. Şimdi bu doğru değil. Herkes için ailesi ve çocukları öncelikli olmalı, işi ikinci öncelikli olmalıdır. Bir babanın çocuğunu doktora götürmesi, çocuğunu okuldan alması,
son derece normal karşılanmalıdır. Ha, bizim şirket politikamız henüz oralarda değil. Belki hani devlete de belki şey olabilir. Hani ben olsam bunu tamamen Beril Alakoç olarak söylüyorum. Yani doğum izni bence erkeklere de 6 ay, yani kadına ne veriliyorsa bence babaya da verilmeli. Yani biz nasıl kariyerimize bu kadar ara veriyorsak, ya erkekler de o arayı verirlerse bizim halimize negatif yazmaz o zaman. Çünkü ne diyorlar, işte ay bu işte kadın çocuk doğuracak, işte 3 ay 6 ay iş yerine gelmeyecek. İster istemez ne kadar uğraşsanız da kariyerinizde bir ara oluyor ve bazı insanlar sizin önünüze geçebiliyorlar. Aynı şey bu arada askerlik içine geçerli. Ben olsam kadınları da askere gönderirim. Hani ayrı bir şey. Yani. Erkekler de askerlikte mola veriyorlar. Ama bazı şeyleri erkekler için de eşitlemeli. Bazı bakış açılarımızı. Ya bu kadın erkekle ilgili bir şey. Ama hani dediğim gibi olaya birey olarak bakarsak, bir kadının yönetim kurulu seviyesinde olması için hakikaten kendine çok güvenen bir profil olması lazım. Yani burada ben burada ne yapacağım bu kadar erkek arasında falan filan, yani böyle bir şey ben kabul edemiyorum. Bir kadın, bir erkek işte hiç fark etmez. Bir kere bu güvende olmamız lazım. Kendimizi ona göre hazırlamamız, eğitmemiz gerekiyor. Bunlar çok çok önemli. Siz yönetim kurulunda olması gereken kadın erkekten çok kafa olarak, yetkinlik olarak hazır mısınız? Yetkinlik olarak siz objektif olabiliyor musunuz? Veriye dayalı analitik bir yapınız var mı? Sahaya yakın ayakları basan ama bir yandan da stratejik, vizyoner ve uzun vadeli bakış açınız var mı? Ve bunu şirketin tüm kademelerine indirebiliyor musunuz? Bu liderliği gösterebiliyor musunuz? Değişim yönetimini sahiplenecek kadar kuvvetli misiniz? Dayanıklı mısınız? Sabırlı mısınız? Bunlar ön plana çıkıyor ve bana sorarsanız aslında düşünce yapısı olarak, yani bizim hani kadınların beyin yapısını düşünürseniz, yönetim kurulunda olmamamız için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim kadar aslında kadınlar daha böyle böyle hep şey derler ya, her kademe kademe düşünebilen, çok ciddi bağlantılar yapabilen insanlarız ama hani kadınların da fazla detaya girdiği, belki hani şöyle bir rahat nefes alıp yukarıdan bakamadığı gibi şeyler olabilir. Kendimizi bu konuda birazcık eğitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Orada da yönetim kurulunun diğer arkadaşlarla, diğer yönetici arkadaşlarla oradaki sinerjiyi çok çok iyi yakalayabilmek. İşte o egomuzdan ziyade şirket bakış açısını sahiplenmek gibi bazı unsurlar çok önemli diye düşünüyorum yönetim kurulunda olmak için. Vallahi herhalde sizinle biz böyle saatlerce konuşabiliriz. Heh. Söylediklerinizin hepsi böyle tek tek altı çizilesi şeylerdi, tespitlerdi. Hani özellikle de kadının var durumu, sorumluluğun hep kadına yüklenmiş olması, bunlar o kadar önemli konular ki. Hani gerçekten de bakıyorsunuz, birisi diyor ki ya ben karıma muhakkak yardım ederim, sofrayı da kurarım, çamaşırı da toplarım, hep yardım ederim diyor. Evet. Kadın kelimesi o kadar her şeyi açıklıyor ki, yani o kadının işi değil, o ikinizin işi ve sizin de söylediğiniz gibi sorumluluklar mutlaka paylaşılmalı. Mutlaka. Ya ev kadınıysanız benim işim, doğru. Ben ev kadını olup bu sorumluluğu tamamen %100 üstlenebilirim. Bu doğru. Ama ikimiz de çalışıyorsak, ikimiz de bir kaynak getiriyorsak evimize, o zaman bu sorumluluklar da paylaşılmalı. Ya burada bakın, şunun da altını çizmek istiyorum. Kadınların eşitliği, beni ne olur eşit gör diyerek yakarışlarla böyle bir takım çıkışlarla olabilecek iş değil. Bunu erkeklerin seyirci kalmaması, erkeklerin buna liderlik etmesi çok 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 önemli. Bu her alanda böyle. Yani birisi eşitlik istiyorsa o eşitliğin dışarıdan tanınması lazım öncelikle. Yani ben eşitim diyerek erkekler tarafından eşit olarak görülmüyoruz. Değil mi? Eşitlik herkes tarafından tanınınca eşitlik oluyor. O yüzden de burada erkeklerin bunu desteklemesi çok önemli. Hem iş hayatında hem özel hayatlarında konuştukları dillerde,
işte yazışmalarında, çocuklarının eğitiminde erkeklerin, babaların rolünü çok önemsiyorum. Ve bir babanın kızına, kızım sen kendine güven, ha eşitsin dediği gibi oğlan çocuğuna da, oğlum bak ileride işte sen de büyüyeceksin, lütfen kız çocuklarına, kız arkadaşlarına şu yanlış davranışları yapma, onları eşit gör gibi bu eğitimleri vermesi lazım. Bunlar çok temel şeyler. Buradan başlarsak düzelir, başka türlü de düzelmez diye düşünüyorum. Bu düşüncelerinize katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hakikaten keyifli. Bu konular hakikaten can alıcı konular ama çok çok önemli. Birilerinin de bunu sürekli gündemde tutmasını çok değerli buluyorum. O yüzden size de bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Petrol Ofisi'nin pazarlama direktörü Beril Alakoç bizimleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler.